Evet, şimdi yer değiştirme hız veya alınan yol sürat hakkında problemler çözmeye devam edelim. Bakalım yeni problemimiz ne diyor. Burak 3 metre bölü saniye sabit hızla doğuya doğru koşuyor. Hemen burada 3 metre bölü saniyenin büyüklüğü doğununsa yönü belirttiğini hatırlatalım. Sadece 3 metre bölü saniye denseydi, skaler bir büyüklükten yani süratten bahsediyor olacaktık. Ama bize yön de vermişler. Bu nedenle buradaki büyüklüğün vektörel bir büyüklük yani hız olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sorumuzu okumaya devam edelim. Burak ne kadar sürede 720 metre yol gidebilir? Aslında bu soruyu ne kadar sürede doğuya doğru 720 metre yol gidebilir diye sormak daha doğru olur. Çünkü burada vektörel bir büyüklük olan yer değiştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yönü mutlaka belirtmeliyiz. Ya da gelin şöyle yapalım. Her iki durum için de hesaplayalım. İlk olarak skaler değeri yani sürati düşünelim. Sürat neydi? Sürat eşittir alınan yol bölü geçen zaman. Buradaki formülde bazen T'nin önünde bir üçgen görürsünüz. Yani delta'yı. Delta dediğimizde değişim anlaşılır. Yani zamandaki değişim. Ama biz burada sadece T yazsak da olur. Yine anlaşılıyor. Evet ne demiştik? Sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Soruda bize sadece 3 metre bölü saniye dendiğini varsayalım. Bu durumda süreti biliyoruz, değil mi? Başka neyi biliyoruz? 720 metreyi yani alınan ya da alınacak yolu biliyoruz. Peki bizden neyi bulmamız isteniyor? Zaman. Tekrar ediyorum, biz şu an skaler değeri hesaplıyoruz. Yani bu ne demek? Şu anda yön bizi hiç ilgilendirmiyor demek. Evet, sürat 3 metre bölü saniye alınan yol 720 metre ve biz zamanı bulacağız. Bulmak istiyoruz. Formülde yerine yazarsak, 3 metre bölü saniye eşittir 720 metre bölü geçen zaman. Peki bu ifadeyi çözmek için iki tarafı da zamanla çarpalım. Yani 3 metre bölü saniye çarpı zaman eşittir 720 metre. Denklemin sağ tarafındaki zamanlar birbirini götürür. Zaten ifadedeki değerlere bakmazsak, ifadeye sadece birim cinsinden bakarsak da mantıklı. Yani 3 metre bölü saniyenin yanındaki zamana saniye yazdığımda saniyeler birbirine götürecek ve eşitliğin iki tarafında da birim olarak metre kalacak. Yani ifade bu haliyle tutarlı. Ve şimdi denklemin iki tarafında 3 metre bölü saniyeye bölelim. Denklemin sol tarafındaki 3 metre bölü saniyeler birbirine götürür. Sağ tarafta ise, 720 bölü 3 çarpı metre. Burada, bölendeki metre bölü saniye yukarıya çıkarken saniye bölü metre olur ve metreler birbirine götürünce, birimde saniye kalır. Evet, 720 bölü 3, 240 yapar. 240 eder. Ve denklemin sol tarafında zaman, sağ tarafında da 240 saniye kaldığına göre, zaman, eşittir 240 saniye olur. Burada görmenizi, dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Her büyüklük için, her değer için bir formül ezberlemenize gerek yok. Burada sadece sürat eşittir, alınan yol bölü zamanı bilmeniz yeterli. Bu formülden yola çıkarak zamanı ve alınan yolu bulabilirsiniz. Sadece basit bir iki işlem yapmanız yeterli olacak. Mesela alınan yolu hesaplamak için denklemin iki tarafını da zamanla çarpabiliriz. Buradan Sol tarafta zaman çarpı sürat. Sağ tarafta ise alınan yol bölü zaman çarpı zamandan ne olacak? Zamanlar birbirini götürecek. Sonuç olarak sürat çarpı zaman eşittir alınan yol çıkacak. Bunu alınan yol eşittir sürat çarpı zaman olarak da yazabiliriz ve biz genellikle bu formülü görürüz. Eğer bu aradan zamanı çekmek istersek, denklemin her iki tarafını da sürate böleriz. Buradan da alınan yol bölü sürat eşittir zaman gelecek. Yani aslında bu formüllerin hepsi aynı yerden geliyor. Zaten biz soruda da aynı şeyi yaptık. Alınan yol 720 metre bölü sürat 3 metre bölü saniye bize zamanı yani 240 saniyeyi verdi. Evet, şimdi aynı şeyi vektörel değeri bulmak için yapalım ve şimdi bizim için yönde önemli olacak. Hız vektörel bir büyüklüktür. O zaman hatırlayın ne yapıyorduk? Üzerine bir ok işareti koyuyorduk. Devam edelim. Hız eşittir, yer değiştirme bölü zaman. Burada yer değiştirmeyi say ile gösteriyoruz ve bunu mavi ile yazalım. Ve burada yine zamanın önüne delta gelebilir. Yani zamandaki değişim şeklinde de yazılabilir ama ben yine t yazayım. Evet, buradaki formülde de, buradaki formülümüzde de yine denklemin iki tarafında zamanla çarpabiliriz. Bu durumda zaman çarpı hız eşittir yer değiştirme bölü zaman çarpı zaman olacak. Denklemin sağ tarafındaki zamanlar birbirini götürecek. Ve bakın ne bulduk? Yer değiştirme formülü. Yer değiştirme eşittir hız çarpı zaman. Buradan yine zamanı bulmak isterseniz denklemin iki tarafını da hıza bölersiniz. Ve bu bize zaman eşittir yer değiştirme bölü hız formülünü verir. Sorudaki değerleri yerine yazarsak, yerlerine yazarsak yer değiştirme 720 metre ve doğuya doğru hızsa 3 metre bölü saniye yine doğuya doğru. Yer değiştirmeyi hıza böldüğümüz zaman 720 bölü 3, 240 edecek. Birim kısmında ise saniye kalacak, yani 240 saniye olacak. Burada yine küçük bir not düşmek istiyorum. Biz sorularımızda, buradaki sorularda doğu ya da kuzey gibi yön kavramları kullandık. Ama siz bazı fizik kitaplarında pozitif ya da negatif yön kavramlarını görebilirsiniz. Bu sadece tek boyutlu ortamlarda, yani tek doğrultuda ileri ya da geri giderken ya da sağa ya da sola giderken kullanılabilir. Buradaki pozitif doğu yönüne, negatifse batı yönüne denk geliyor. Ve bu aslında işimizi kolaylaştıran bir durum. Yani sonuç pozitif çıktığında hareketin doğu yönünde olduğunu söyleyebiliyoruz. Doğu yönünde olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu ileriki videolarda da konuşacağız. Hatta bazen pozitif yukarı olacak, negatif aşağı olacak ve kim bilir eğer tek boyutta çalışıyorsak bundan faydalanabiliriz de. Değil mi?